Dükkanın etrafında olayı gören ya da duyan oldu mu? Biz gittiğimizde etrafta kimse yoktu. Sonra bizim bağırışmalarımıza gelenler oldu ama onlar da bizim gibi daha önce hiçbir şey duymamışlar. Anladım. Çocuk içeri girmek için taşı kendisi atmış olabilir mi? Mümkün değil. Ya Elif öyle bir şey yapmaz ki, öyle bir çocuk değil o. Biz gittiğimizde kapı açıktı. Anahtarlar da yerdeydi. Kesin başka biri yapmış olmalı bunu. Başka biri derken şüphelendiğiniz birileri mi var? Ne iş var senin burada ya? Takip mi ediyorsun beni? Hiç anlamayacaksın beni değil mi Zeynep? Seviyorum seni diyorum, aşığım diyorum. Gel inat etme. Konuşalım, her şeyi arkamızda bırakalım. Defol git diyorum ya, düş artık yakamdan. Yapma böyle Zeynep. Bak ben senin için neleri göze aldım, ne hallere girdim. İstediğin hayat yaşatacağım sana, söz veriyorum. Allah'ım hala ne diyor? İnsan olan onca şeyden sonra karşıma çıkmaya utanır. Zeynep, ayıp oluyor ama. Bak görmüyor musun seni ne kadar sevdiğimi? Ne sevgisi ya, ne sevgisi? Ya kabalıkla, zorbalıkla sevgi mi olur? Biz seninle az daha evleniyorduk Zeynep, nikah masasından döndük. Bak o gün o imzaları atsaydık bugün çok farklı bir hayatımız olacaktı. Ya ben Melek ablayı babamdan kurtarmak için oturdum o masaya. Şantajla oturdum, zorla oturdum, anlıyor musun? Düş artık yakamdan ya! Hep o züppenin yüzünden değil mi? O şeyliyor aklını. Nişanlandık biz, nişanlandık, anlıyor musun? Bırak artık peşimi ya! Zeynep! Bak o herifi bırakmazsan çok fena yaparım. İkinize de öğretirim Zeynep! Uyarıyorum seni Zeynep! Erkut... Erkut olabilir. Erkut mu? Ne Erkut'u? O da nereden çıktı şimdi? Bu adamdan neden şüpheleniyorsunuz? Bugün Selim'le beraber dükkanın siparişini vermeye gitmiştik. Selim kim? Selim benim nişanlım. O sonra okula döndü. Sonra ben dükkana dönüyordum. Bir baktım birdenbire karşıma çıktı. Takip etmiş herhalde. Sonra Selim'den vazgeç, kaçıp gidelim falan dedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını, artık peşimi bırakmasını söyledim. Zeynep sen ne diyorsun? Bugün mü oldu bütün bunlar? Bana niye bir şey söylemedin peki? Abla yani sürekli sapık gibi karşımıza çıkıyor zaten. Normalde yanımda hep Selim oluyor. Bugün yalnız yakaladı işte. Ne bileyim, durduk yere seni huzursuz etmek istememiştim ben. Bu Erkut denen adamın size karşı saplantılı bir durumu var yani. Peki sizi tehdit etti mi? Selim'den vazgeçmezsem kötü olacağını, onların hepsini bize ödeteceğini, peşimizi bırakmayacağını falan söyledi işte. İnanmıyorum ya. Bu herifin soyadı ne? Biliyorum biliyorum şey. Şahin. Erkut Şahin.